2022'de neler yaptık, nasıl bir yıl geçirdik, zor muydu, kolay mıydı, sıkıntılı mıydı, keyifli miydi? Biraz bunlardan bahsedeceğiz size. Onun için bir araya geldik ama herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bugün Yusuf ve Ebrar'la birlikte erkenden geldik ve daha öncesinden çekmeyi planladığımız bir video için kameraların karşısına geçtik. Neydi o video? Aslında bir özet videosu çekmek istedik. 2022'nin özetini çekmek istedik. 2022'de neler yaptık, nasıl bir yıl geçirdik, zor muydu, kolay mıydı, sıkıntılı mıydı, keyifli miydi? Biraz bunlardan bahsedeceğiz size. Onun için bir araya geldik ama tabii her şeye başlamadan önce her zamanki gibi ne diyorduk? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun, gönlündeki marka model olsun, tez zamanda olsun ama Kamer Plaza'nın olsun diyoruz. Ve öyle 2022'yi özetlediğimiz videoyu her zamanki gibi spontane cümlelerle kurmaya başlıyoruz. Şimdi öncelikle 2022 nasıl başlamıştı? Biraz oradan isterseniz çıkalım yola. 21'i 22'ye bağlayan dönemler aslında pandeminin son dönemleri. Böyle birazcık evlerden yeni yeni çıktığımız zamanlardı. Hatta evlerde olduğumuz zamanlardı. Biraz sıkıntılı süreçlerdi aslını sorarsanız. İşte o süreçlerde araçların da az geldiği şu dönemlerin sinyallerinin verildiği dönemlerdi. Arabalar o dönemlerde az az gelmeye başlamıştı. Çip krizinin nirvana yaptığı dönemlerdeydi yine. Hani araç yok diye bizi böyle üstümüze gelenler, nerede bu araçlar diyenlerin yavaş yavaş seslerini duymaya başladığımız dönemlerdi. O zor dönemlerde biz yine elimizden geldiğince showroomlarımıza koyabildiğimiz 3-5 araçla showroom turunu yapmıştık. Ne bileyim işte hoşumuza giden, bizi o anda yani daha görsel olarak ya da ulaşılabilirlik olarak daha yakın olan araçlardan işte ayın gözdesi gibi videolarla biz videolarımızı çekmeye çalışmıştık. Tabii burada zorlu süreçler geçirmiştik o dönemde. Çünkü şunu öğrenmiştik. Yok demek var demekten çok daha zordu. Yoka ikna etmek çok daha zordu. Çünkü gerçekten yoktu. Hala var o durumlar. Onlardan da biraz bahsedeceğim ama 2022'nin özeti dedik ya, hani nereden başladık, nereye geldik? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum size. Nelerle tanıştık mesela 2022 döneminde? Bir kere şöyle söyleyeyim. i20N denen bir canavarla tanıştık. 1.6 motorlu. Harika. Yüksek ve 205 beygirlik bir araçtı. Benzinli motoruydu. Performans aracıydı. Hyundai'nin rally yarışlarında kullandığı deli dehşet bir aracı vardı. i20'nin özel bir versiyonuydu. Ondan esinlenerek şehir içine tasarlanmış harika bir araçtan bahsetmiştik. Onunla alakalı videolar çekmiştik. Çok da fazla satmadık aslında sorarsanız. Yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 tane sattık o araçtan. Zaten Türkiye genelinde de toplamda 200 tane geldiği söylenmişti bu aracın. 3-4 tanesini satmak bize nasip olmuştu. Ara ara da buraya hani servise falan geldiğinde görüyoruz. Hoşumuza gidiyor. Farklı bir tarzdı, farklı bir tasarımdı. Değişik bir motordu. Alışık olmadığımız bir Hyundai versiyonuydu ve performans olarak da insanları çok memnun etmişti. Hastaları olmuştu, fanları oluşmuştu o aracın mesela. Yine ilerleyen günlerde, takip eden zamanlarda Kona elektrikli bayağı hayatımıza girmeye başlamıştı. Adet olarak biraz fazla gelmeye başlamıştı o dönemde ve insanları elektrikliyle tanıştırmak adına aslını sorarsanız geleceğin teknolojisini koydukları bir araçtı ve biz o araçtan da satma imkanı bulmuştuk. O araçla alakalı insanlarla konuşma, kullananlardan tecrübelerini deneyimleme gibi şanslarımız olmuştu. Mesela servise gelen bir müşterimizle video çekmiştik o araçla alakalı. Normal menzilini çok daha üstünde menziller yaptığını bahsetmişti. Bunlar 2022'nin keyifli günleriydi aslını sorarsanız. Ha, keyifsiz günü var mıydı? Tabii ki yoktu. Biz her gününden, her anından keyif almıştık ama keyifsiz olan kısım aslını sorarsanız araç almak isteyenler, insanlara, araç almak için gelen, o heyecanla yanımıza gelen insanlara hani böyle bir duvar gibi karşılarına çıkıp aracın olmadığını söylemek bizim için zor günlerdi aslını sorarsanız. Çünkü biz işimiz gereği insanlara sadece araç satmıyoruz, insanlara mutluluk da hediye ediyoruz. İşte o mutluluklarını kısmanın verdiği hüznü yaşadık derinden. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bazen kızdık, bazen gücendik birbirimize. Bazen misafirlerimiz bize kızdılar. Dediler ki ya siz niye bize araç vermiyorsunuz? Neden araç vermiyorsunuz dediler. Sonra Tucson'un 2022'de yılın aracı olduğuyla alakalı bir video çekmiştik. Onu kutlamıştık. 2022 hak ettiği başarıyı aslını sorarsanız almıştı eline. Bu güzel bir şeydi bizim için. Keyif verici bir durumdu. Yine onunla alakalı videolar çekmiştik birlikte. Tabii Tucson'la alakalı daha birçok video çekmiştik. Geçen sene kış döneminde Yusuf hatırlarsan bir kar videomuz vardı. Nerelere çıkmıştık değil mi? Daha önceki kasa Tucson'la da yapmıştık o videoyu. Yeni kasayla da söz verdiğimiz için yapmıştık. Karlarda, bayırlarda, orada burada çekmediğimiz yer kalmamıştı. Samsun'un en nadide, en güzel yerlerini seçmiştik aslında bu videolar için. 2022'nin seçilen en güzel araçlarından biri olduğunu anlatabilmek adına Tucson'la alakalı birçok video yapmıştık. Ne bileydik bu videoların sonradan başımıza sıkıntı olacağına. Sıkıntı derken aslını sorarsanız şöyle bir durum oldu. İnsanlar şu an arıyorlar ve diyorlar ki ya bu Tucson'u anlattınız, bize sevdirdiniz. Hepimiz Tucson almak için yola çıktık. Gerçekten de bayılıyoruz bu araca. Bize bir Tucson verin diyorlar. Fakat aracın çok az geldiği şu dönemlerde insanlara cevap verememek aslında biraz sıkıntı.
sıkıntı olmaya başladı bize. Üzülüyoruz bu duruma. Eğer sesimizi bir yerlere duyurabilirsek bol bol araç istiyoruz biz aslında. Bol bol araç getirin istiyoruz ki birçok insan var bekleyen. Sadece ben de 100'ün üzerinde insan var. Hatta 100'ün çok çok üzerinde insan var. Araç almak için bekleyen. 4. 5. aydan beri, 6. aydan beri istediği araca ulaşamadığı, istediği spaya ulaşamadığı için bekleyen insanlar var. Küçük de bir tüyo vereyim. Bazen araç almak istediğinizde tam istediğiniz aracı değil de %80 oranında bile ona yanaşsanız, %70 oranında bile yanaşsanız bu süreçten bahsediyorum. Bence o işi sonuçlandırın diyorum. Çünkü tam istediğiniz aracı alamayacağınız dönemleri hala yaşıyoruz, derinden yaşıyoruz. Yine neler girmişti hayatımıza? Şöyle bir gözden geçiriyorum. Ioniq 5 gibi bir şey girmişti hayatımızda. Elektrikli de Nirvana'ydı biliyorsunuz o araç. Yani Hyundai'nin elektrikli araçlar kategorisinde, elektrikli araçlarda dünyada bir numara olmak istediğini her zaman söylüyorduk. Ve o araç da o dünyada bir numara olunabileceğinin bir göstergesiydi aslında. Ioniq 5 harika bir araçtı. Deneyimleme fırsatı bulamadık sadece. İnşallah onu da deneyimleme fırsatı buluruz. İşte onunla alakalı da güzel videolar çekeriz diye düşünüyoruz. Ama deneyimlemenin dışında, yani karayolunda kullanmanın dışında aracı burada didik didik etmiştik. Her noktasını çekmiştik. Her donanımından bahsetmiştik size. Bir tane geldi happy topu zaten o araçtan bize. 4x4 bir elektrikliyle tanışmıştık aslında. Yeni donanımlar görmüştük. Farklı şeyler görmüştük o araçta. Tasarımdaki farklılıkları hissetmiştik. Geleceğe dönük tasarımların, geleceğe dönük ekranların, ne bileyim birçok şeyin, ambiyans aydınlatmaları farkını, LED piksel görünümlerinden falan bahsetmiştik ki sonrasında içten yanmalı motorlarımıza da ona benzer donanımlar gelmeye başlayacağının da tüyosunu vermiştik. Böyle keyifli bir yıl geçirmiştik aslında. Yılın sonuna doğru daha da azalan araç adetleri bizi birazcık daha üzmüştü. Özellikle ÖTV muafiyetiyle araç almak isteyenlerin 450 bin limitine takıldıkları için hiçbir aracı bulamamalarının serzenişlerini duymuştuk. Onların şikayetlerine ortak olmuştuk. Onlara yardımcı olabileceğimiz zamanların az kaldığından bahsetmiştik onlara ve nitekim de az kaldı. ÖTV muafiyetlerinin limitinin yükselmesiyle 2023'e girdikten sonra birazcık daha hareketlenmişti orası ama bu sefer de aracın olmayışı bizi çok fazla bunaltmıştı. Tabii ki 1004 liraya çıkınca insanlar haliyle en üstteki aracı almak için sıraya girmişlerdi fakat Tucson'un olmayışı. İşte o bahsettim ya biraz Tucson'u anlattık ama bir türlü Tucson veremiyoruz. Onun sıkıntılarını burada biraz daha derinden yaşadık. Çünkü Tucson'un 1-2 versiyonu sadece ÖTV muafiyetiyle alınabilecek pozisyonda fakat o araçlar zaten uzun zamandır ya gelmeyen ya da çok az gelen araçlardı. Birçok bekleyen vardı. Hepsine cevap verme şansımız gerçekten yoktu. Temennimizi tekrar söylüyorum. İnşallah bol bol istediğimiz versiyonlarda, istediğimiz speklerde araçlar gelir de biz de insanların hepsine araç veririz. Bizim araç vermemek, araçları hani göstermemekle alakalı bir sıkıntımız yok. Araçlar keşke gelse ve herkese, her isteyene bir araç verebilsek diye düşünüyoruz. Bu kalbimizden, gönlümüzden istediğimiz bir şey. Karşıya da geçirdiğimizi umuyoruz diye söylüyorum. Yine geçen sene tanıştığımız bir araç vardı. Staria'dan bahsetmek istiyorum. İnsanların Starex'ten alışık olduğu bir minibüs tasarımıydı aslında. Otomobil olarak geçiyordu. Muhteşem bir araçtı. Önce Prime paketiyle girdi hayatımıza. 8+1 harika bir araçtı. İnanılmaz güzel bir tasarıma sahipti. Hep aramızda konuşurken uzay aracı gibi bir araç diyorduk. Bazıları beğenmiyorlardı. Tabi zevk meselesi. Görsele ve renklere asla takılmıyorum. Çünkü her kimi beğenir, kimi beğenmeyebilir. Biz çok beğenmiştik ve birçok insan da beğendik ki şu anda o araç içinde dünya kadar bekleyen var sırada. Ama maalesef araç çok az geliyor. Sonra bir anda Elite dediğimiz 4x4 deli koltuklu, cam tavanlı, buton vitesli bambaşka bir versiyonu geldi aracın. Araç performans olarak da, konfor anlamında da muhteşem bir araçtı. 2200 dizel bir motora sahipti. Çok keyifli bir araçtı. Onun test aracı da vardı. Test etme imkanı da bulmuştuk. Hatta test videolarımız da vardı. Yasin kardeşim çekmişti bazı videoları o araçla. Çok güzeldi. Hatta ilk araç geldiğinde Yasin'le birlikte gel şu aracı bir deneyelim deyip böyle Samsun'un yukarılarına o güzel yerlere çıkmıştık. Tam da bahara denk gelmişti. O çimenlerin etrafında, çimenlerin oraya arabayı çekip biraz uzaktan incelemiştik, içini incelemiştik. Bir ufak tefek performans denemeleri yapmıştık derken 2022 yavaş yavaş sonuna getirmiştik. Tabii güzel başlayan, keyifli giden ve harika sonuçlanan bir yıl olmuştu herkes için. Hyundai için de güzel bir yıl olmuştu. Şimdi 2023'te neler bekliyor Hyundai diye de böyle küçük bir başlık atalım. Belki 2023'ün içinde çekeceğimiz videolara belki ufak bir gönderme olur. Ve de inşallah 2023 bittikten sonra 2024'te de inşallah Rabbim nasip ederse 2023'ün özeti anlamında da bir videoda yaparız. Belki o videoda bu videodan da bir parçalar koyarız diye düşünüyorum. 2023'te neler olacak? Aslını sorarsanız çok net anlamda biz de bilmiyoruz. Çünkü yılın daha çok başı. İlerleyen aylarda bir şeyleri daha çok göreceğiz ama sürprizli bir yıl olacağını umuyoruz. İşte Ioniq serisinin böyle belki devamında başka araçların da hayatımıza gireceğinden ufak tefek tüyolarını vereyim. Bazı modellerimizin görüntüsünde ufak tefek değişiklikler olabileceğinden birkaç tüyo vereyim size. Yepyeni araçların hayatımıza gireceğinden birkaç tüyo vereyim size. Ne bileyim işte böyle makyajlardan, yeni kasalardan falan diyeyim ama hangisinin olacağından bahsetmeyeyim. Bir tek daha öncesinde videosunu çektiğimiz için Kona'dan birazcık bahsetmek istiyorum. Kona bambaşka bir tasarımla gelecekti hayatımıza. Çok yakın değil. Belki bir 4. 5. aydan sonra yavaş yavaş bekleyebiliriz.
yapabiliriz o tasarımları. Tabii bunların yanında esas umduğumuz, esas hayal ettiğimiz, esas dualarımızı eklemeyi düşündüğüm bir durum vardı. Bol bol araçlar gelsin istiyoruz. O yeni kasalardan, çevrilen kasalardan, insanları testini yaptırıp hayran bırakıp aşık ettiğimiz araçlara kavuşturmak istiyoruz. Aşıklara kavuşturmak istiyoruz gibi bir şey oldu aslında bu ama gerçekten temennimiz, arzumuz bu yönde. İnşallah da dualarımız kabul olur. Dualarımız derken o videonun başında yaptığımız bir duamız vardı. Herkesin de çok hoşuna gidiyordu. Bazı kanallarda bu videolu, bu bu duanın ufaktan böyle klonlandığını hissettim. Ufaktan çalındığını hissettim. Hiç önemli değil. Helal hoş olsun. Kullanın tabii ki. İnşallah o dua yayılsın. Herkesin yepyeni bir otomobili olsun diyoruz. Ve yavaş yavaş da Yusuf, eğer anlatacağım bir şey yoksa, senin de ekleyeceğim bir şey yoksa bu videonun da sonuna gelmek istiyorum. Her zamanki gibi ne diyorduk? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zamanda olsun ama Camer Plus'un olsun diyoruz. Sonra da şunu ekliyoruz. Bol bol olsun diyoruz ve yavaş yavaş da videomuzun sonuna geliyoruz. Ben Hyundai Camer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, Camer ile kalın. Hoşça kalın.